İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi seçim öncesi kampanyasının 7. Zoom konferansı. Lyon'da Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit kurbanlarını anma töreni. Batı Ermenistan'ın evlatları Vahan Kardashyan. Ermeni kimliği, Ermeni yetimler. Kahramanca bir geçmişe sahip Teh köyü. Yerevan'da Antik Artsah başlıklı fotoğraf sergisi açıldı. Ermeni soprano Operwair dergisinin yıldızı oldu. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi sizi seçim kampanyası kapsamında 20 Nisan 2023 tarihinde saat 20'de Paris'te gerçekleşecek olan 7. Zoom konferansına katılmaya davet ediyor. Zoom toplantısına aşağıdaki linki tıklayarak katılın. Zoom linki sadece 110 adaya e-posta ile gönderilecektir. Toplantının konusu Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin tanınma koşulları. Ermeni Gaziler ve Destekçiler Derneği Başkan Yardımcısı, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti Milletvekili Ingrid Mehçeyan, sizi Batı Ermenistan Ulusal Konseyi tarafından düzenlenen Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit kurbanlarını anma törenine katılmaya davet ediyorlar. Etkinlik 21 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 11'de Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit kurbanlarına adanmış anıtın yanında gerçekleşecek. Adres Antonin Ponce, Lyon, Fransa. Vahan Kardashyan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadı ve her zaman Ermenistan'ın bağımsızlığı için çalıştı. Bağımsız Ermeni Devleti uğruna Amerika Birleşik Devletleri'nde tek başına lobi faaliyetleri yürütmüştür. Kardashyan, 1883'te şimdi Kayseri şehri diye anılan Gesarya'da doğdu. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı ve Amerikalı bir kadınla evlendi. Yale Hukuk Fakültesi'ne kabul edildi ve yazmaya henüz öğrenciyken başladı. Mezun olduktan sonra Washington'daki Osmanlı İmparatorluğu Büyükelçiliğinde işe başladı. Ancak kısa süre sonra annesi ve kız kardeşinin Ermenilere uygulanan soykırım Armenosid'in kurbanları olduğunu öğrendi. Resmi konumunu kullanarak yaklaşan zulümler hakkında başkalarını gizlice uyarmaya çalıştı. Ancak Türk Büyükelçisi bunu fark etti ve Kardashyan'ı görevinden attı. Vahan Kardashyan, Ermenistan'ın bağımsızlığı için Amerikan Komitesi'ni kurdu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetici çevrelerinde Ermenistan'ın bağımsızlığı lehine lobi faaliyetleri yürüttü. Ve çok tanınmış Amerikalı komisyona dahil edildi ve meselelerin Amerikan makamlarının üst kademelerine taşınmasına yardımcı oldu. Kardashyan, Amerikan mandasının Ermenistan'a ve çökmüş Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermeni vilayetlerine genişletilmesini sağlamak için lobi faaliyetlerine devam etti. Ona ve diğer birçok kişiye göre bu, gelecekte Rus ve Türk saldırısını önleyecektir. Batı'dan Mustafa Kemal liderliğindeki Türk ordusunun, kuzeyden ise Rus ordusunun saldırısı sonucunda Ermenistan boyun eğdi ve mecburen Sovyet üstünlüğünü kabul ederek yeni kurulan devletin bir parçası oldu. Ancak Kardashyan ömrünün sonuna kadar tüm enerjisini bağımsız Ermenistan için hizmet etmeye devam etti. Ermenistan'ın bağımsızlığı için Amerikan Komitesi, Amerika'daki Ermeni nesilleri için bugüne kadar devam eden lobicilik faaliyetlerinin temeli oldu ve daha sonra Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi olarak bilinen günümüzün en etkili Amerika'daki Ermeni örgütlerinden birine dönüştü. Gayrimüslim milletlerin çocuklarının zorla İslamlaştırılması ve Türkleştirilmesinin Osmanlı İmparatorluğu'nda derin kökleri vardır. Kanıtlar bu politikanın Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışına kadar uygulandığını göstermektedir. Çocuklar her zaman din değiştirme için uygun hedefler olarak görülmüştür. Çünkü onları erken yaşta İslamlaştırarak henüz oluşmamış ulusal ve dini özbilinci silmek daha kolay olacaktı. Osmanlı Devleti'nde çok yaygın ve yüzyıllarca uygulanan kan vergisi denilen devşirme de bu mantıkla yürütüldü.
Çocuk toplama döneminde imparatorluğun gayrimüslim nüfusundan küçük erkek çocuklar toplandı, onlara dini ve askeri eğitim verildi ve Yeniçeri alayları oluşturuldu. Ermenilere yönelik soykırım Armenosit yıllarında Ermeni çocuklarının devlet ve Müslüman toplum tarafından kitlesel olarak İslamlaştırma vakaları kaydedildi. Üstelik devlet ile toplum arasında aslında karşılıklı çıkarlara dayalı bir anlaşma vardı. Büyük Ermeni sevdalısı ve hümanist Fridtjof Nansen, Ermenilerin zorla din değiştirilmesi konusuna değinerek şöyle diyor. Müslüman olup sünnet olanların sayısı çok fazlaydı, özellikle de yetkililer tarafından yakalanan çocuklarda. Ermenilere yönelik katliamların, Armenositlerin olduğu yıllarda Ermeni çocukların zorla İslamlaştırılması ve asimile edilmesi iki düzeyde gerçekleştirildi. Devlet ve genel halk tarafından. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Kendini son savaştan sonra doğrudan Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırında bulan Goris bölgesine bağlı T köyü son günlerde herkesin ilgi odağı oldu. Bu köyün tarihi boyunca kahramanlık sayfaları olduğunu çok az kişi bilir ve varlığı sırasında neredeyse hiçbir Türk buraya yerleşmemiştir. T köyü hakkında en eski tanıklığı Sünik bölgesinden tarihçi Stepanos Orbelyan yaptı. Bir bağış vesilesiyle T köyünden bahseder. Buna göre 988 yılında Sünik'in kraliçesi Şahanduht köyü Datev Manastırı'na bağışlar ve bununla ilgili bir belge imzalar. Orta Çağ'ın sonlarında T köyü bir meliklik yerleşimiydi. Bu köy bölgenin önde gelen isimlerinden Melik Barhudar'ın doğum yeriymiş. Köyde daha sonra oğlu tarafından yaptırılan Melik Sarayı günümüze kadar korunmuştur. Köy tarihi ve kültürel eserler açısından da oldukça zengindir. Bu anıtlar arasında M.Ö. 2. 1. bin yıldan kalma Karakal Kalesi ve mezarlığı, 4. 5. yüzyıllardan kalma Subgevor Kilisesi, 5. 6. yüzyıllardan kalma Tsırıkçı Kilisesi, 14. 15. yüzyıllardan kalma Godrat Kilisesi, 10. 20. yüzyıllardan kalma mezarlıklar, 10. 17. yüzyıllardan kalma Haçkar Anıtları, 17. 19. yüzyıllardan kalma meliklere ait saraylar, 14. 18. yüzyıllardan kalma evler, farklı yüzyıllardan kalma köprüler, değirmenler, pınarlar, yahaniler yer almaktadır. Gazeteci fotoğrafçı Zohrab Erkoyan'ın Tekehan Center Vakfı'nın desteğiyle Antik Arsah başlıklı fotoğraf sergisi 17 Nisan'da Yerevan'daki Tekehan Gentron Vakfı'nda açıldı. Etkinliğe Arsen Hambaryan'ın Vatansever Askeri Şarkıları ve Harutyun Bağdasaryan liderliğindeki Bekor topluluğu tarafından sunulan etnografik danslar eşlik etti. Arsah Pres muhabirine göre Tekehan Kültür Birliği Ofisi Başkanı Ruben Mirzahanyan, Ermenistan Cumhuriyeti Diplomasi Okulu Müdürü Vahe Gabrielyan, arkeolog Hamlet Bedrosyan, tarihçiler Kaşatağ ve Hadur sakinleri törende hazır bulundular. Bu sonuncular için fotoğraf sergisi doldukları yerlere zihinsel olarak seyahat etme fırsatı sundu. Prestijli Aprovair dergisi son zamanlarda soprano Giuliana Grigoria'nın adı da dahil olmak üzere opera sanatının en ünlü 10 yıldızının isimlerini yayınladı. 2022'nin sonbaharından bu yana dünya medyası ve internet, Ekim ayı sonunda Riga Ulusal Opera Binası'nda düzenlenen Operalia yarışmasında birincilik ödülü kazanan Ermeni şarkıcının fotoğraflarıyla doldu. Geçen yaz Varşova'da düzenlenen ve 28 ülkeden 112 şarkıcının katıldığı Stanislav Manushko adlı uluslararası yarışmada Ermeni şarkıcı Grand Prix ödülünün sahibi olmuştu. Sanatçı Roma, Zürih ve Münih'te dahil olmak üzere bir dizi tiyatrodan davet aldığını bildirdi. Şarkıcının 2019 yılında Yerevan Alexander Spandaryan adlı Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu'nun Gençlik Opera Programı'na dahil olduğunu ve Yerevan'da Ermenistan Cumhuriyeti'nin farklı bölgelerinde Stepanakert ve Şuşi'de birçok performans sergilediği, Filarmoni Orkestrası'yla Çek Cumhuriyeti ve İtalya'da konserler verdiğini hatırlatalım.
Soprano yakında Milano'daki La Scala Tiyatrosu'nda, Dvorak'ın Deniz Kızı Operası'nda, ardından Prag Filarmoni Orkestrası ile sahne alacak. Ondan sonra İsviçre'de Basel Festivali'ndeki performansı gerçekleşecek ve sonra Viyana'ya gidecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Musa Dağlılar'ın Ermeni Halk Dansı Dabki adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.